Lüp Bey. Dağların arasına saklanmış ıssız, kimsesiz Lüp Bey. İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Lüp Bey köyü, tam da Romalı şair Plinus'un Mezotimalitai diye tarif ettiği yerde. Bozdağların ortasında. Son yıllarda yaşlılar öldü, gençler başka yerlere gitti. İçinde sadece birkaç tane yaşlı kalmakta. Bu durum aynı ninemin anlatmış olduğu bir hikayeye benziyor. Ninemin anlattığına göre çok eskiden bir köydeki yaşlıları önce toplayıp ziyafet verip daha sonra toplayıp bir dağın tepesine kurt kuş yesin diye bırakırlarmış. Şimdi köyüme baktığım zaman sanki o yaşlılar dağına dönmüş. Sadece birkaç tane yaşlı tek başına sanki ölümü beklemekte. ...1980 sonrası köyden dışarıya hızlı bir göç başlamıştır. Eskiden beri yaylak olarak kullanılan yerde kalmayı seçenlerin dışında, artan ihtiyaçlarını daha kolay karşılamak, çocuklarını daha iyi koşullarda yetiştirebilmek amacıyla başka şehirlere de göçler olmuştur. Terk edilmişliğin, geride bırakılmışlığın, yaşanmış, bitmiş hayatların bekçisi gibidirler. Zamana direnen Lüp Bey'in yaşlıları. O kadar insan sığıyordu buraya, dünya kadar. Evler boş değildi, hep doluydu. Mal olan, zengin olan, onlar da mal aldı. Onlar duruyor. Zengin olanlar kaçtı. Düz ovaya kaçtılar. Burası kışın hiç soğuk olmuyor bura. Bu kaşı gardan, tufandan durmasın bu yaka bir şey görülmüyor. Ne rüzgar ne kar. Kar yağıyor, rüzgar olmuyor. İşte anam gelin evi, o tek ev. O yakıt böl yel. Fırtına, tufan. İşte iki kişi bir aşkı sana pek bulaşmıyor. Kendim duruyor, hiç kokmuyor. Üzerine kalktım iş başına. Çalıya, zarım sulumaya işte. Sabahlan bir dayak tuz ettim geldim hemen. Üzerinden sonra kalkıyor. Zamanın sonrasında kalmış Lüp Bey de atasından kalan köyünün bekçiliğini yapan bir avuç yaşlı insan. Ben tek başım yaşıyorum. İlkin babam vardı. Bundan 30 yıl evveldir. Babam öldüğünde tek başım yaşıyorum. Kardeşimin yeğenlerim bakıyor, kardeşlerimin yeğenleri. Kardeşlerim var kalabalık en güzel kanda. O kardeşlerimin yeğenleri bakıyor, götürüyor. Doktorlar bile onlara götürüyor. Ceryanın mayarı mı? Televizyon bilmiyor. Açmak buçmak televizyonum yok. Başka ölçem yok. Ne yapayım yavrum? Zar zor yaşıyorsun kalan yavrum. Ne diyelim kalan? Zar zor yaşıyorsun yavrum. Yalnız alışmışsın yavrum ilkinde, iyiyken de. Devamlı yalnız alışkın olduğumdan gitmiyor. Gitmiyor yavrum. Onlar götürelim diyorlar. Yalnız tek başıma alışkın olduğum için gitmiyor. Eskiden bakım iyiydi. Eskiden bakımı iyiydi. Şimdi bakım yok. Gördüğünüz o da aynı o vaziyetteydi.
O gördüğünüz ufak hayvan ya, aynı vaziyet öyleydi. O okul olan yer gaybeydi. O kaldırımlı yer var ya, orası da gaybeydi. Onun önünde de bir büyük çınar ağacı vardı. Onlar hepsi kalktı gitti. Ya ondan önce dedelerimiz vardı. Babalarımız vardı. İhtiyar. 88 yaşında babam öldü. 90 yaşında dedem öldü. Biliyor musun? Bunların yaşamlarını ben biliyorum. Arguvan yapardı dedem. Bu şekil. İçine argat alardı. Ben 8 yaşındayken yavrum dedi, dizimin dibin diz çök bakayım dedi. Günde 5 kuruş bulursan çalış, kimseye bu tacı olma dedi. Bak ben onun için duramıyorum, çalışıyorum. Bak bu yaşta çalışıyorum ben. Çok görüyorlar çocukları. Beni meğer görmüyorlar çalıştığımı. Ben duramıyorum ki. Duramam zaten. Duramam. Bu dölürüm, bozuk alırım. Bu sebepten zaten yaşam az kaldı. Evi, okulu, camisi, sokakları boşalmış köyde, uzunca bir yaşam koşuşturması içinde, yalnızlıklarıyla barışık sadece birkaç yaşlı insan. Ezrail göründü beni, koca bıçağınla beni bir şey etmedi. Ezrail koca bıçak elinde, ben hastaydım, beni göründü. Duydum, bunlar beni bilmiyor diyorlar, biliyordum bir şeye. Bu da oğlan ölmüş haber yok. Emmeyecek dermiş. Öldü demiyorlar garya. Öldü demiyorlar. Daha bu kremit aktaracak. Oğlan gitmiş. Ben hastaydım, beni koyup gidemiyordu. O ölecekmiş. Tarlayı koyup gidemez. Ayşe öğlenler kadar döner başımdı böyle. Beni çok severdi işte de. Yalvarıyor, ben temel kriz geçirince gitmiyor. Gün gündüz beni göründü. Bu basın yaptırıverdim. Kızı beğendim, o dağıt vermiş gerelde. Etes gün gene gel gitmek bilmez, hayır et verel görünmez bak. Güp gündüz aptalsın yanından böyle, hayal gibi görünüyor, kaçıyor bana. Gündüz bilen görüyorsun kalbim temiz. Rüyamda bir evlenirken gördüm. Görenler cennetli görmüş ona, gelinliklerle görüyorlar, iyiydi o çok. Ne günah girer ne bir şey der. Bir kimsenin kızın, kızın öl yan bakmamıştır da Allah'lı, ne söve ne saya. Cennet kapılarının böyle açıl açılıyormuş, daha başka yerlerini göstermesem demiş. İşte beni görünüyor, bunlar görünmüyor bunu bile. Ben hayır nettir veriyorum. Bir ömürdem yakışıklı, çok iyiydi. Ne isteyecek gelmeyecek gari. Tarihi geçmişi Roma dönemine kadar uzanan, doğası, geleneksel mimarisi ve yüzlerce yıllık taş duvarlarıyla Lübbey, içinde onu terk etmeyen çok az sayıdaki yaşlısı ile öylece beklemekte.